İyi akşamlar. Haftanın son güne bakışından merhaba. 4 Şubat'tan bu yana Afrin Harekatı'na katılmayan Türk Hava Kuvvetleri Afrin bölgesinde hedefleri vurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Harekatı sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı Afrin bölgesinin fırtına obüsler ve çok namlulu roket atarlarla vurulduğunu duyurdu. 4 Şubat'tan bu yana Suriye hava sahasını kullanmayan Türk Hava Kuvvetleri savaş uçaklarının da Afrin'deki hedefleri vurduğu açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Suriye'nin güneyindeki Doğu Ghouta'nın 2015 yılından bu yana en kanlı haftayı yaşadığını duyurdu. Gözlemevine göre Doğu Ghouta'da sadece 4 günde 229 kişi hayatını kaybetti. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Kocaeli'nde Halkların Demokratik Kongresi içerisinde yer alan parti ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri gözaltına alındı. Pazar günü 3. olağan kongresini yapacak olan Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Serpil Kemalbay hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü ve halk sağlığı profesörü Onur Hamzoğlu var. Profesör Onur Hamzoğlu 2011 yılında Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapılan araştırmada anne sütünde ağır metaller bulunduğunu kamuoyuyla paylaşmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Hamzoğlu geçtiğimiz yıl çıkarılan kanun hükmünde kararname ile görevinden ihraç edilmişti. Hamzoğlu'nun yanı sıra HDK içerisinde yer alan bazı kurum ve kuruluşların yöneticilerinin de gözaltına alındığı duyuruldu. Kocaeli'nde aralarında İLEŞ Başkanı'nın da bulunduğu Halkların Demokratik Partisi üye ve yöneticisi olan 21 kişi gözaltına alındı. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, parti genel merkezinde yaptığı konuşmada anlaşılan o ki hükümet de önemsiyor. Çünkü yaklaşık 15 gündür bütün milletvekillerimiz, il ilçe kurumlarımız kongre çalışmaları için sivil toplum örgütlerine evlere ziyarete gidiyorlar. Neredeyse gittiğimiz her kuruma ve HDK bileşenlerine amansız bir gözaltı furyası başladı. Bu bizi bir parça eksiltir ama öte yandan azmimizi, kararlılığımızı çoğaltır diye konuştu. HDP bu hafta sonu 3. olağan genel kongresini yapacak. Mevcut eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ cezaevinde. HDP'nin yeni eş başkan adayı ise Pervin Buldan ve Sezai Temelli. Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz gazeteci Kemal Can. Kemal abi hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Pazar günü Halkların Demokratik Partisi kongresi var. Selahattin Demirtaş aday değil, onun yerine Sezai Temelli ve Pervin Buldan adaylar. Nasıl değerlendirirsin adayları? Bir süredir parti içinde epeyce tartışıldı. Bir seri toplantılar yapıldı ve sonunda böyle bir formüle, yani Selahattin Demirtaş'ın aday olmayacağı daha önce netleşmişti ama hani yerine kimin aday gösterileceği meselesi biraz parti içinde uzunca toplantılarla filan neticelendi. Ama ilk intiba olarak sanıyorum herkesin birleştiği nokta biraz mutabakatın ve formülün parti içi politikaya dönük gerekçelere dayalı olarak üretildi. Yani Türkiye'nin politik ihtiyaçlarından çok partinin içindeki politik dengelerin bu formülde daha etkili olduğu, yani HDP'nin yüksek bir profille bir atak yapmasına dönük bir aday profilinden çok işte bir sorun çıkmayacak bir mutabakatı arayıp bu mutabakatı ürettikleri anlaşılıyor. Bir kendiliğinden bir heyecan yaratmaya aday bir formül bulunduğunu söylemek zor. Yani şey de değil, sonuçta HDP'nin alması muhtemel oyun doğrudan eş başkanların kimliğiyle bağlı olduğunu düşünmek çok doğru olmaz. Yani HDP'nin oy potansiyelinin özelliğinden dolayı ama bu potansiyelin sandığa yansıması, sandıktan çıkışının garantilenmesi ve bu tabanın motive edilmesi açısından bir ekstra heyecan üretmeye aday bir formül değil.
gibi görünüyor ama önümüzdeki günlerde HDP'nin kendi içindeki çalışma ve belki başka politik atılımlarla bunu dengelemesi mümkün olabilir. Yani siz bu yeni iki adayın parti içi politikalara dair bir mesaj verdiğini ama partinin Türkiye siyasetine dönük politikalarına dair henüz bir mesajın ürünü olmadığını mı söylüyorsunuz? Yani şunu söylüyorum, bu adayları üreten mutabakat Türkiye'nin politik şartlarından çok partinin iç meselelerini öncelikli düşünmüş gibi algılıyorum ben. Yani Türkiye'nin şu andaki politik konjonktürüne karşılık gelecek, HDP'yi buradaki rolü itibarıyla tırmandıracak bir formülden çok rahatsızlık yaratmayacak içeride mutabakat arayışı daha belirleyici gibi görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçtiğimiz hafta sonu kurultayı vardı. Dönüp baktığımız zaman Muharrem İnce'nin konuşmasını hatırlıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan oldu. Dönüp baktığımız zaman ana muhalefet partisinin son kurultayından ne çıktı? Aslında demin HDP için söylediğim şeyin bir kısmını değiştirerek CHP için de söylemek mümkün. İşte Kılıçdaroğlu bir tür liderliğini bir kez daha tescil eden ve bazı delinmesine rağmen genel olarak listesini parti meclisi taşıyarak aslında bir tür liderliğini yeniden tescil ettirmiş oldu ama bu kongreden açıkçası CHP kongresini kastediyorum. Bu kongreden de Türkiye politikasında CHP'nin rolünü birdenbire arttıracak, ona bir ivme kazandıracak bir hava üretildiğini, böyle bir atmosfer yarattığını söylemek zor. Yani fazla kavga gürültü olmadan geçildi. İşte birazcık listelerin nispeten o CHP'nin birazcık daha sağ milliyetçi bir çizgiye doğru zorlandığı şeylere hafif bir teşkilatları direnç gösterdiğini de ne de tanık olduk. Bazı özellikle Böke'nin, Selin Sayın Böke'nin manifestosu gerçi bir sonuç vermedi ama bir dalga, bir heyecan yarattı. Bu tür konuların parti içinde konuşulmaya başlanması belki bir pozitif mesele olarak konabilir. İşte partici demokrasi diye bir şeyin neredeyse diğer partilerde ve AKP'de artık tamamen bugün de ilk başkanı istifa etti zaten talep üzerine. Tamamen atmış olan, siyasetin gündeminden çıkmış olmuş olan meseleleri bir tür tekrar göstererek gündeme sokması bu açılardan CHP kongresine pozitif şeyler söylenebilir ama bir heyecan dalgası, bir motivasyon dopingi sağladığını söylemek zor. Peki şu an yürütülen Afrin operasyonunu düşünürsek bunun iç siyasete tüm partiler açısından yansımasını nasıl değerlendirirsiniz? AKP'nin içindeki operasyonu mu? Şu an yürütülen Afrin operasyonunun Türkiye iç siyasetine yansımalarını nasıl değerlendirirsiniz? Açıkçası iktidar ve AKP ve özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin operasyonunu daha önce başka meselelerde yaptığı gibi siyaset gündemini kilitleme ve sert bir kutuplaşmayı yeniden üretmek için vesile olarak kullanacak gibi görünüyor. Bu yüzden de Afrin operasyonunun kendi ömrünü kestiremem. Bunda uzman da değilim ama bunun politik etkileri konusunda kısa vadeli bir projeksiyon yapılmadığını, bunun biraz uzun vadeye yayılmak istendiğini, bir süre bunun etkilerinin, politikadaki hegemonik etkisinin
kullanılmak istendiğini düşünüyorum. Zaten şu anda CHP'nin işte biraz erken biçimde bir tür tam destekle bu hegemonyaya dahil olduğunu düşünürsek, HDP'nin de büyük bir daha kongresi başlamadan neredeyse yöneticilerin bir kısmının ve eş başkanın hakkında çıkartılan gözaltı kararlarından da gördüğümüz gibi baskılanarak, kriminalize edilerek bu mesele gündemiyle sıkıştırılacağı anlaşılıyor. Muhalefet üzerindeki baskıların da artacağı anlaşılıyor. Bu Afrin'i iç politikada bir turnusol, kamplaşmanın, kutuplaşmanın, kutuplaştırmanın bir unsuru olarak kullanılacağını ve dolayısıyla bir süre daha politik etkisini, politika gündemini baskılayan etkisini sürdürmeye çalışacağını düşünüyorum iktidarın. Bu durum karşısında muhalefet partilerinin açıkçası nasıl tavır sergileyecekleri ve bu kutuplaşma hattını ve burada pozisyon almayı kabul edip etmeyip edip etmeyeceklerini yakın dönem siyasi gündemi belirleyecek. İktidarın niyetini anlıyoruz ama muhalefetin bunun karşısında nasıl politikalar geliştireceğine dair henüz somut şeyler görmüyoruz. Kemalcan, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet, Güne Bakış'ta konuğumuz gazeteci Kemalcan'dı. Kemalcan, Halkların Demokratik Partisi Kongresi'ni ve iç siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi. Kongre öncesinde yaşananları Ruşen Çakır bugün Medyascope TV özel yayında değerlendirdi. Bu gün yaşananı, yaşanacak olan kongreyi bir nevi geçiş dönemi kongresi olarak görmek lazım. Daha önceki yayında da söylediğimi sanıyorum. Aslında HDP'liler bu kongre olmasaydı tercih edebilirlerdi. Var olan statikoyla devam etmeyi, ama kanunen yapmaları gereken bir kongre ve çok da fazla HDP'ye yenilik katma ihtimali olan bir kongre değil. Böyle bir konjonktürde HDP'nin bu kongreyi yapabilecek olmasının bile bir anlamda bir başarı olduğunu söylemek lazım. Anlaşıldığı kadarıyla operasyonlar son ana kadar, belki de kongre gününe kadar, kongre salonu kapısına kadar da sürebilir böyle bir ortamda. Ama şunu biliyoruz ki bu hareket, bu parti ve bu hareketin seçmen tabanı, bu partilerin seçmen tabanı kolay kolay ortadan kaldırılabilecek bir hareket ve siyaset değil. Bunu kabul etmek lazım. Türkiye bu gerçeği kabul ettiği zaman normal bir şekilde bu hareketin siyaset yapmasına izin verdiği zaman bu hareketi ve bu partileri daha hakkaniyetli bir şekilde değerlendirmek ve eleştirme hakkına sahip olacağız. Geçtiğimiz hafta kurultay yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni yol planını Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Şeker arkadaşımız İrfan Bozan anlattı. Ben barış dedim diye beni terör örgütleri yan yana koyacaksa varsın koysunlar. Benim hiç umurumda değil. Bu ülkede Genelkurmay Başkanı'na terörist demiş olanlar bana terörist demişler, hiç bir anlam ifade etmez. Biz kendi siyasetimizi kendi özgüvenimizde savunabilmeliyiz. Ben inanıyorum sosyal demokrat bir Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin bütün sorunlarını çözer. Burada bunun için mi söylüyorsunuz? CHP'nin bazı konularda çıkış yapmasını engelleyen unsur olarak aman HDP ile yan yana aynı şeyleri savunuyor görünmeyelim yolunda bir endişesi olduğunu, ki bunu Muharrem İnce de kurultay konuşmasında dile getirdi. Böyle bir endişe var mıydı CHP'de? Maalesef siyasetimizi etki ediyor. Yani biz işte savaşa karşı durduk diye biz vatan aynı falan değiliz. Savaşa karşı olmak her insanın görevi, ki Atatürk şunu demiştir. Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir demiştir. Yurtta sulh, cihanda sulh demiştir. Şimdi bugün geldiğimiz noktada ne yapıyoruz? Bir yerde savaş, o bir tarafta yemeklerde, dumanlı masalarda ziyafetler, o bir tarafta şehit cenazesi üzerine el koyup mikrofonla nutuk atmalar, o bir tarafta miting meydanlarında, kongre ortamlarında hamasi nutuklar. Bunlar bir parti meselesi değil. Bu ülke meselesi. Orada kaybettiklerimiz hepimizin evlatları. İçinde AKP'lisi de var, MHP'lisi de var, HDP'lisi de, CHP'lisi de. Ve bu konular tartışılmadan bir gece ansızın yapılacak uygulama.
Diyarbakır Barosu 2017 yılı cezaevi hak ihlalleri raporunu açıkladı. Çocuk yaştaki mahpuslar cezaevlerinde hak ihlallerine çokça maruz kalmaktadır. Diyarbakır Barosu, hak ihlallerini tespit etmek amacıyla Türkiye genelindeki 20 cezaevinde yaptığı inceleme ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, o halin ilanından sonra cezaevlerinde hak ihlallerinde artış yaşandığı kaydedildi. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi Neşet Girasun, baroda düzenlediği basın toplantısında 18 başlıklı hak ihlalli raporunu hazırladıklarını söyledi. Komisyonun sahip olduğu koşullar ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde tutuklularla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Girasun, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini şöyle sıraladı. Mahpus olan anneleriyle birlikte cezaevlerinde yaşamak zorunda kalan küçük yaştaki çocukların ve annelerinin bulundukları ortamın şartlarından psikolojik ve fiziksel açıdan olumsuz etkilendikleri gözlemlenmiştir. 5. Birçok cezaevinde mahpusların çeşitli nedenlerle cezaevlerinden nakilleri sırasında kelepçenin tersten takılması ve cezaevi personellerinin sözlü ve fiziki tacizlerde bulunması, banyo ve tuvaletleri görecek şekilde kameraların yerleştirilmesi, Siirt E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Tarsus Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda avukat görüş odalarında kamera sisteminin tüm odayı gözetleyecek bir şekilde kurulu olduğu komisyon üyelerimiz tarafından tespit edilmiştir. Elazığ Kampüs Ceza İnfaz Kurumu'nda stajyer avukatların görüşe alınmadığı hususu komisyon üyelerimiz tarafından tespit edilmiş. Bu hukuka aykırı durumla ilgili görüşülen cezaevi sayısı, savcısı mevcut uygulama hakkında bilgi sahibi olmadığını, ceza infaz kurumuna giriş yapılmadan önce kendisinden ziyaretler için izin alınmış olsaydı, stajyerin ceza infaz kurumlarındaki mahpuslarla görüşmelerde bulunacağını belirtmiştir. Mahpusların tedavilerinin düzenli bir şekilde uygun koşullarda yapılması sağlanmalı. Hekime ve sağlık birimlerine ulaşmada hızlı ve etkin bir şekilde hareket edecek kurumsal mekanizmalar oluşturulmalı. Bu bağlamda sağlık koşulları sebebiyle tahliye olması gereken mahpusların mevzuat ya da adli tıp uygulamaları gibi engellere takılmadan tahliyeleri sağlanmalıdır. New York Borsası, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in faiz arttırma ihtimalini takiben bu hafta bir kez daha günü sert bir düşüşle kapattı. Ekonomist Murat Saman piyasalardaki düşüşü Medyascope TV için değerlendirdi. Şimdi ABD borsalarında aslında bu önemli satış, büyük satış pazartesi başladı. Pazartesi çok önemli bir düşüş oldu. Daha sonra biraz toparlar gibi oldu salı ve çarşamba. Perşembe akşamı yine bu satışların devam ettiğini görüyoruz. Aslında piyasalar son dönemde tabii çok ciddi bir yükseliş gösterdi. Yani tarihin en uzun rallisiydi. Cuma günü, geçen cuma gelen bir veri var. Tarım dışı istihdam ve özellikle saat başı ücret artışı bu 2,5 gibi beklenirken 2,9 geldi. Şu anda Amerikan Merkez Bankası'nın takip ettiği iki tane gösterge var. Birincisi işsizlik, ikincisi de enflasyon. İşsizlik tarihin en düşük noktalarında 4,1 şu anda işsizlik verisi. Fakat enflasyon bir türlü 2 üzerine çıkamıyordu. Bu gelen saat başı ücretler 2,9'a çıktı ve gelecek dönemde artık beklenen enflasyon geliyor diye piyasalar bunu fiyatlamaya başladı. Tabii ki enflasyon gelmesiyle birlikte Amerikan Merkez Bankası'nın sene başında 3 faiz arttırımı yerine 4 faiz arttırımı da fiyatlanmaya başlandı. Bunları üst üste koyduğumuzda zaten yüksek olan, yani bayağı yükselmiş olan piyasalarda ciddi bir kar satışı oldu. Ben hala kar satışı diyorum. Şu anda bir düzeltme hareketidir. Yani iki tane çünkü düşünce var. Birincisi tamam bu yükseliş bitti artık, sadece aşağı doğru gidecek borsalar diyebilmemiz için bu düzeltmenin %20'nin üzerine çıkması lazım ki şu anda düzeltme yaklaşık %10 gibi oldu. Bu tür hızlı yükselişlerde %10 gibi bir düzeltme aslında piyasalar için sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Dün akşam 124. Medyascope TV açık oturumunda Sedat Pişirici, konukları Yalçın Karatepe, Abdurrahman Yıldırım ve Abdullah Akyüz'le Türkiye ekonomisini konuştu. Enteresan bir bence tablo var. AKP ilk 2000'li yıllardaki AKP hükümetlerinin politikalarına, özellikle seçim dönemlerindeki politikalarına baktığınız zaman
son derece disiplini elden bırakmayan bir seçim ekonomisinin uygulanmadığı uygulamalar görmüştük. Bu sefer yani şu geçtiğimiz yıldan başlayan trend ki bu senede aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. Ana özelliği büyümeye odaklanan, istihdama odaklanan bir politika var. Gerilemiyor, patinaj yapıyor diyebiliriz. Çünkü bu gerileme baz etkisi kaynaklı bir gerileme. Geçen yılın Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı ve Nisan ayı rakamları yüksek. Bir ve birin üzerinde rakamlar var. Dolayısıyla bu sene biraz daha düşük bir enflasyon devreye girdiğinde yıllık enflasyon biraz aşağı gelmiş oluyor. Bunun etkisini görüyoruz ama Nisan'dan sonra Mayıs'tan itibaren bu düşük baz etkisi ortadan kalkacak. Yaklaşık 5 ay boyunca kısmen düşük enflasyonlar olacak. Dolayısıyla biraz yüksek bir enflasyon geldiği zaman bizim enflasyonu yıllık olarak yükseldiğini görebileceğiz. Yılın son 3 ayında yine bu yılın başındaki avantajı yakalayacağız. Ama bakınca böyle bata çıka bir durum ortaya çıkıyor. Ana eğilim sanki fiyatların daha da artma eğiliminde olması. Çünkü istihdam artıyor, işsizlik düşüyor, gelir artıyor. Fiyatlama davranışları bozuldu. Enflasyon çift tane, kredi kullanımı var, yaygın. Yani böyle bir ortamda enflasyona elverişli bir ortam. Vallahi ben de çok iyi bir şey görmüyorum. Sizinle yayın yaptığımız süre boyunca ben bu konudaki endişelerimi paylaştım sizinle. Ve Türkiye'nin çok ciddi ekonomik sorunları var. Ve bunların çözümüne yönelik herhangi bir girişimin olduğunu maalesef görmüyoruz. Son belki 3-4 yıldır Türkiye ekonomisi yönetimi daha çok kamuoyu algısına etki edecek bir biçimde şekillendirilmeye çalışılıyor. Yani enflasyonla mücadele bırakılmış, büyüme rakamına biraz odaklanılmış gibi görünüyor ki buralarda da ciddi tereddütlerin olduğunu biliyoruz açıklanan rakamla ilişkin. Enflasyon biraz önce söyledim bırakılmış durumda. İstihdam üzerine yürümeye çalışıyoruz ama istihdam sayılarına ilişkin çok ciddi tartışmaların olduğunu biliyoruz. Özellikle staj yapanların, yarı zamanlı çalışanların vesairenin bu verileri nasıl yansıttığı ile ilgili tereddütler var. Halihazırda sadece Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir ülkeyi istedikleri zaman vurabilecek füze teknolojisine sahip. New York Times gazetesi füze teknolojisinde Rönesans çağına girmekte olduğumuzu ve bu listenin çok yakında epey genişleyeceğini yazmış. Sergio Pechena ve Kate Collins imzalı habere göre füzelerin menzilini dikkate değer ölçüde arttıran Kuzey Kore, geçen yılki denemelerinde isterse ABD'yi vurabilecek duruma geldiğini kanıtlamıştı. Kuzey Kore gibi füzelerinin menzilini ve isabetliliğini iyileştirmeye yatırım yapan diğer başlıca ülkeler ise İsrail, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, İran, Güney Kore ve Tayvan. Füze teknolojisinin yayılmasını önlemek zor. Güdüm sistemleri, motorlar gibi küçük parçalarının ticaretini engellemek ise neredeyse imkansız. Uzmanlara göre füze yapımının sırlarını öğrenen ülkelerin ve şimdilerde 8000 kilometre menzilin üzerinde çalışan Hindistan'ınki gibi birbirinden tehditkar modellerin sayısı hızla artıyor. Toplum ve siyaset programında İlker Kocaeli ve Gülener Kırnal'ın konuğu Zeynep Banu Dalaman'dı. Tunus'ta bu Habib Bourguiba ile başlayan bir seküler sistem var. Yani laik sistem çok iyi oturmuş bir şekilde ve onun döneminde başlayan bir eğitim modeli var. Çok güçlü bir eğitim modeli var. Yani bugün Tunus'ta işte kadınların okuma oranı yüksek, eğitim oranı %63. Bir eğitime verilen bir önem var. Yani fikre, özgürlüğe görüyorsunuz bugün zaten fikir özgürlüğü olan bir ülke. Bunun yanında da Müslüman bir ülke. Yani Müslüman geleneklerine de bağlı olmakla birlikte laik bir ülke. Bunu çok iyi ayırmış bir defa. Bu çok önemli. Şimdi Ennahda
Gannuşi ile birlikte gelmiş bir akım. Ama Müslüman kardeşlerin işte bir devamı olarak böyle bir şekilde gelmiş oraya. Fakat çok tutunamamış. Çünkü eğitim seviyesi çok yüksek olduğu için Tunus'ta çok bir şey vaat edememiş insanlara. O dönem tabii Adalet ve Kalkınma Partisi bir modeldi Arap dünyasına ve Müslüman ülkelere. İşte ılımlı İslam, muhafazakar, demokrat falan bir şekilde oradan da destek alarak bir şekilde bir şeyi yakaladı. Aslında 2011'de yakaladı ve en büyük de Tunuslarda benim gördüğüm mesela Türkiye'deki gözlemlerinde çok büyük ekonomi. Çok iyisiniz siz. Hani en çok özendikleri şey bizim ekonomimizin çok kuvvetli olması. Bu anlamda model alıyorlar. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de Türkiye belli bir ekonomik gelişmeler yaşadığı için bu iktidarın her noktasında bunu söyleyemeyiz belki ama onların gözünde çok büyük ve o yüzden bunu model olarak aldılar. Fakat iktidara geldikten sonra ekonomik olarak çok bir miracle yani bir büyü yaratamadılar. Yani ekonomik olarak Tunus'u kalkındıramadılar. Tunusların beklentisi evet ılımlı İslam'a biz karışmıyoruz, demokratik olduktan sonra karışmıyoruz. Ekonomi iyileşecekse hiçbir sorunumuz yok. Beklentileri buydu. Ve Ennahda da bunu yapamadı. Zeytin Dalı programında Müge İplikçi konuğu Altay Öktem'le Thomas Düşerken kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Bizim karşımıza Thomas çıktı. Evet. Bu travmayla birlikte ve çektiği fotoğraflar da o anlamda o yazgının, o yıkımın bir biçimde dışa vurumu, dışa vurumu. Değil mi? Ha. Kesinlikle. Yani Thomas'ın çektiği fotoğraflar yaşam biçimi, fotoğrafçılık da yaratmak istediği şeyler. Bunların hepsi aslında tüm o travmanın dışa vurumu. Hı hı. Ve daha önce de söylediğim gibi ondan sonra mesela roman boyunca dönüp dönüp savaşa ve Thomas'ın çocukluğunda yaşadığı o travmaya dönmüyoruz ama tüm hayatı ve karşılaştığı her şey, her bocalaması ya da onun dışlanması çeşitli toplumlar tarafından hepsinin temelinde aslında bu travma. Evet. Yer alıyor çünkü bu çok büyük bir travma ve insanlığın yazgısı, o kötü bir yazgısı yani tarih boyunca yaşadığımız bir şey. Ve uslanmıyoruz da. Kesinlikle evet. Ve orada da anlattığım gibi bunu kimse açıklayamaz. Yani ölen bir insana senin neden öldüğünü şu anda bir savaş varsa o savaşı başlatanlar bir takım planlar yapıyor. Bir takım niyetler var, amaçlar var ama... Ölen insanın bunlardan haberi yok. Ve olmayacak. Ve olmayacak da. Hı. Ve neden sorusuna cevap bulamıyor. Nedensiz bir ölüm. Evet. Başkaları açısından neden var ama ölen açısından hiçbir neden yok. 2018 Kış Olimpiyat Oyunları bugün Güney Kore'de başladı. Arkadaşımız Selçuk Ada, Alp Ulaga ile olimpiyatları ve Türkiye'nin katılımını konuştu. Geçmişte Türkiye'nin Kış Olimpiyatları serüvenine bakıldığında... Hı hı. Daha fazla sporcu ile katıldığı oyunlar var. 9 sporcu, 10 sporcu. 1936'da ilk katıldığı olimpiyatlarda Garmisch-Partenkirchen'de 10 sporcu ile mücadele etmiş Türkiye. 1968'de yine Grenoble'da 10 sporcu var. 76'da Innsbruck'ta yine 9 sporcu var. Hı hı. Ama özellikle 92'den sonra sporcu sayısı da düşmüştü. 1994 ve 98'de sadece birer sporcuyla yer alabilmişti Türkiye kış olimpiyatlarında. Bu yüzden 92'den bu yana yani 26 yıldır en kalabalık Türk kafilesini görüyoruz. 8 sporcu Türkiye kış olimpiyatlarını temsil edecek. Bu iyi bir sayı. Yani bir yokluk döneminden sonra yavaş yavaş geçtiğini gösteriyor Türkiye'nin. Elbette madalya şansı yok ama temsil açısından iyi bir sayı. Ben ilk 2002 yılında kış olimpiyatlarıyla ilgili Salt Lake City oyunlarından önce bir haber yapmıştım. O zaman sadece 3 Türk sporcu varmış. Hatta Güne Bakış'ın bu hafta sonuna geldik. Sırada haftalık Kürtçe haber bültenimiz Kurta Hefte var. Saat 9'da ise haftalık İngilizce haber bültenimiz This Week in Turkey'yi izleyebilirsiniz. Haftaya pazartesi akşamı görüşmek üzere. İyi hafta sonları. İyi akşamlar.